Öğretmen köle mi? Eğitimciler cuma namazı için açılan okul bahçelerinde bugün cemaate hizmet edecek. İçişleri Bakanlığı cuma namazlarının okul bahçelerinde de kılınması için valiliklere yazı gönderdi. Kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı ile yarışan Diyanet dururken öğretmenler cumaya gelen yurttaşlara kolonya ve mendil dağıtımına görevlendirildi. Temizlik, ses sistemi, minber oluşturulması gibi görevler de okul müdürlüklerine verildi. Sahibi belli kadro. Rektörlük o kadar ayrıntılı tarif etti ki adrese teslim atama iddiası gündeme geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nün aralarında profesörlerin de olduğu 240 öğretim görevlisi alımı için resmi gazetede ilan yayımladı. İlanda belirtilen kriterler ve akademik çalışmalara ilişkin ayrıntılar adrese teslim kadro iddialarını gündeme getirdi. Mucizenin adı Sakura. Sakura bir mucize. Adalardaki feci yangına ağır yanıklarla çıktı. Ölür diye beklenirken 3. derece yanıkla yaşama tutundu. Aylar süren tedavisine başlandığında hamileydi. Ölüme meydan okudu ve kızı Kiraz'ı doğurdu, Kiraz için yaşadı. Kaza değil, kurşunmuş. Dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan gencin başından vurulduğu ortaya çıktı. Ankara'da 4 gün önce uygulama noktasında kaçarken ölen Muhammed Alican Razı'nın valiliğin kaza iddiasının aksine açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Polis ve jandarma silahları incelemeye alındı. İmam Hatip güzellemesi. Ayrımcı, ötekileştirici ve anayasaya aykırı açıklamalarıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şimdi de başta bilim olmak üzere her alanda niteliksiz eğitim veren İmam Hatip okullarının artırılmasını istedi. Erbaş, ülkemiz İmam Hatip neslinin gayretleriyle bu günleri yaşıyor dedi. Eylül'e kadar maske takın. Yeni vaka sayısında 20 gündür düzenli bir düşüş olduğunu söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Ateşkara, istediğimiz mesafenin korunması, yazın da tatile çıkınca da özellikle buna dikkat edilmeli. Ağustos-Eylül'e kadar maske takılmalı dedi.